Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala sahabi ecmain. Fatih Mekke 8. sefir 53. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasıl içinde vasıl. İnsanların sadakada taksimi. Verenler ve alanlar. Bilmelisin ki verdikleri ve aldıkları şeyler karşısında insanlar 4 kısma ayrılır. Birinci kısım verdiğini yüceltirken aldığını küçümser. İkinci kısım, verdiğini küçümserken aldığını abartır. Üçüncü kısım, hem aldığını hem verdiğini yüceltir. Dördüncü kısım, verdiğini ve aldığını küçümser. Bu nedenle bir kısım insan seçerek alır. Onlar eşyada hakkın yüzünü görmeyenlerdir. Bir kısmı ise seçmez. Onlar eşyada hakkın yüzünü görenlerdir. Bazen vaktin ihtiyacına göre seçerler, bazen mutlak yoksulluklarını öğrendikleri için seçerler. Bir kısmı öyledir, bir kısmı böyle. Çünkü mezhepleri farklı olduğu gibi müşahede ve zevkleri de hallerine göre farklılaşır. Düşünen nefs için hal, hayvani nefis için mizaç gibidir. Mizaç beden üzerinde hükümran olduğu gibi hal de nefs üzerinde hükümrandır. Sonra bilmelisin ki sadakanın yüceltilmesi ve büyük görülmesi meşrudur. Allah şöyle buyurur. Ondan yiyiniz ve yoksul muhtacı yediriniz. Başka bir ayette ise aç olanı yediriniz buyurur. Yani Allah'ın kendi şiarı yaptığı deveden yoksullara yediriniz. Allah şöyle buyurur. Allah'ın şiarlarına hürmet etmek, kalplerin takvasındandır. Sizin için onlarda belirli bir vakte kadar fayda vardır. Sonra onlar soylu eve varacaktır. Kastedilenler develerdir. Bu öykü bağlamında Allah şöyle buyurur. Rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Nafak kelimesini açıklarken ki infak kelimesinin köküdür. Onun iki yönü olduğunu belirtmişti. Kesilen develerin etleri bize ulaşırken hakkı ise bizdeki takva duygusu ulaşır. Allah'ın şiarlarını yüceltmemiz bizim takvamızdan kaynaklanır. Bazı ariflere göre sadakanın yüceltilmesi bu bahse girer. Bu nedenle verirken veya alırken verilen ve alınan şey yüceltilebilir. Bazen de müşahede ettiği şey başka bir zevk olabilir. Allah'ın yaratıklarını yüceltmek bu yolda tattığımız ilk müşahededir. Genellikle toplum içinde itilmiş ve küçümsenen bir şeyi elimde taşıyordum. Benim konumumdaki insanlar, insan doğasındaki büyüklük ve saygın görülmeyenlerden farklılaşma duygusu nedeniyle böyle bir şeyi taşımazdı. Şeyhi ve kendisiyle beraber arkadaşlarının da geldiğini gördüm. Arkadaşları şöyle diyor. Efendimiz. Arkadaşları şöyle diyor. Efendimiz, bu gelen falan kişidir. Onun bu yolda bir eksikliği yoktur. Nefsiyle cihat etmiştir. İnsanlar kendisini böyle görürken çarşının ortasında hamallık yaptığını görürsün. Böylece elimde taşıdığım şeyi ona söylediler. Bunun üzerine şey, belki de onu nefsiyle mücadele etmek için taşımıyordur diyor. Arkadaşları bundan dolayı taşıyor deyince şey, yanımıza geldiğinde sebebini sorun diye cevap veriyor. Yanlarına vardığımda şeyhe selam verdim. Selamımı aldıktan sonra bana şöyle sordu. Elindeki değersiz ve kıymetsiz nesneyi hangi amaçla taşıyordun? Senin aynı makamda bulunan dünya ehli insanlar değersizliği nedeniyle ellerinde böyle bir şey taşımaz. Bunun üzerine kendisine şöyle dedim. Efendimiz, böyle bir bakıştan seni tenzih ederim. Senin gibi biri böyle bakmaz. Allah elimde taşıdığımı küçümsememiş ve değersiz görmemiştir. Kudret, arşı ve sizin büyük gördüğünüz yaratıkları var etmeye iliştiği gibi onu var etmeye de yönelmiştir. Değersiz ve zayıf bir kul olarak ben nasıl olur da bu mesabedeki bir şeyi değersiz bir göreyim. Bunun üzerine şey beni öptü ve dua etti. Arkadaşlarına ise şöyle dedi. Bu düşünce nerede? Nefsiyle cihat etmek için değersiz bir şey taşımak nerede? Bu noktada sadakanın yüceltilmesi bazen alan ve veren için olabilir. Dolayısıyla eşyanın yüceltilmesinin Allah ehlinin dikkate aldığı farklı yönleri vardır. Allah Hz. Musa'ya şöyle vahyetti. Bir kişiden sana öğütülmüş nohut geldiğinde onu kabul et. Çünkü onu sana getiren benim. Böylece kendisine ulaştırmada Allah'ın vekili olması yönünden vereni büyük gördüğü gibi alan da getiren Allah olduğu için aldığını büyük görür. O halde burada verinin eli bir müşahededen ya da güçlü imandan kaynaklanarak hakkın elidir. Çünkü Allah şöyle der. Allah kulunun diliyle Allah kendisini öveni duydu demiştir. Burada sözü kendisine tamlama yapmıştır. Halbuki onu söyleyen kuldur. Bir kutsu hadiste ise Allah şöyle der. Ben
Bana yaklaşan o kulun kulağı, gözü, eli ve ayağı oldum. Keşif ehline göre sadakanın ve eşyanın büyütülmesi, keşif ehlinin sadakanın ya da hediyenin Allah'ı tesbih etmesini ve diliyle yaratanını yüceltmesini görmesi ve duymasından kaynaklanır. Bu durum her şey onun övgüsünü tesbih eder. Ayetinden kaynaklanır. Böylece söz konusu şeyin hakkı yüceltmesi, kendisinde haktan gafletin, bıkmanın olmayışı sebebiyle keşif ehli onu büyük görür. Bu durum hükümdarların yoksul olsalar bile iyi insanlara saygı göstermesine benzer. Bunlar köle, cariye veya belaya uğrayan ya da afiyette bulunan kimseler olabilir. Hükümdarlar kendilerine söylendiği gibi Allah'a itaate kendisini veren bu kimseleri bereket vesilesi yaparlar. Bu müşahede sahibinin durumu nasıl olabilir? Hesap ediniz. Sadaka veren ya da alan insanın müşahedesi böyleyse Allah'ın yarattığını büyük görür. Çünkü o tümüyle bu konumdadır. Verilen sadakayı yüceltmek o şeye muhtaç ve yoksul olmaktan da kaynaklanabilir. Çünkü hak onu ihtiyacı karşılayacak bir sebep olarak yaratmıştır. İnsan bunu müşahede ederse veren ya da alan olması aynıdır. Allah, ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız diye buyurur. İnsan sadakayı bu ifade yönüyle de büyük görebilir. Allah bu ayette muhtaç olunan her şeyle kendini isimlendirmiştir ve verilen şey de bunların içindedir. Allah'ın isimleri büyüktür ve bu da onun isimlerinden biridir. Bu durum bu müşahedeye sahip olmayanlardan başkasının dikkat edemeyeceği bir sırdır. Bu sır hakkın kıskançlığı anlamındaki ilahi gayret ve Allah'ın genel inişi kapsamındadır. Örnek olarak Allah kendisinden başkasına ibadet edilmeyeceğine hükmetti. Kaza. Ayetini verebiliriz. Buna rağmen yeryüzünde taşa, bitkiye, hayvana, gökte ise yıldızlara ve meleklere ibadet edilir. Söz konusu nesnelere ibadet edilmesinin nedeni, ibadet edilen her şeyin taş ya da ağaç veya başka bir şey değil, ilah olduğuna inanmaktır. Nispette hata etseler bile, ibadet edilen de yanılmamışlardır. Yani hakta yanılmamışlardır. Bu nedenle Allah Rabbin kendisinden başkasına ibadet edilmeyeceğine hükmetti diye buyurur. Dolayısıyla insanların herhangi bir ilaha inanmaları da Allah'ın takdiridir. Bu durumda taptıkları şeyleri tapmışlardır. Bunun böyle olması sadece bu niteliğe sahip kimseye ibadet edilsin diye ilahi gayretten kaynaklanır. Gerçekte ise sadece Allah vardır. Bazen sadaka bu keşif nedeniyle büyük görülebilir. Bazı insanların sadakayı küçümsemesi başka bir müşahededen kaynaklanabilir. Çünkü sufi topluluğun müşahedeleri, halleri, zevkleri ve meşrepleri onlarda hükümrandır. Sadakanın büyük görülmesi hakkındaki söylediklerimiz hallerin ve zevklerin sahibine hükmetmesinden başka bir şey midir ki? Bunlardan biri keşif sahibinin, veren ise verdiği, alan ise veya aldığı şeyin imkanını görmesidir. İmkan ise mümkün için yoksulluk, zillet, muhtaçlık ve değersizlik özelliğidir ve bu nedenle böyle bir müşahede sahibi her şeyi küçümser. Küçümsediği şey ibadetler veya başka şeyler içinde en güzel bir şey olabilir. Allah için veren ve Allah eliyle sadakayı alan kimsenin küçümsemedeki tavırları karışık olabilir. Allah ehlinden olduğunu zannettiğim ki Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bize emrettiği ve yaptığı gibi kimseyi Allah karşısında tezkiye etmem. Allah da bize bunu yasaklamıştır. Biri bir şahıstan Allah rızası için kendisine sadaka vermesini istemişti. Sadaka istenilen insan da o salih insan kendisine bakarken içinde büyük ve küçük gümüş paraların bulunduğu bir kese çıkararak eliyle keseyi yoklamaya başlayınca yoksul yüzünü bana çevirip şöyle dedi. Sadaka verecek bu adamın ne aradığını biliyor musun? Ben de hayır bilmiyorum deyince şöyle dedi. Allah katındaki değerini araştırıyorum. Çünkü Allah rızası için sadaka verecek. Büyük bir gümüş para gördüğünde onu ayırarak şöyle diyecek. Allah katında bu kadar etmeyiz. Adam araştırmasının sonunda bulduğu en küçük parçayı o salih insana vermiş. Bunun üzerine salih adam şöyle demiş. Allah katındaki değeri bu kadarmış. Dikkat ediniz. Allah'ın yanında her şey değersizdir. Fakat burada ilahi gayrete dayanan ilahi bir cömertlik söz konusu. Öyle ki kıyamet günü bir münadi insanlar arasında Allah tarafından şöyle bağırtılır. Allah'tan başkası için verilenler nerede? Bunun üzerine esametli mallar, akarlar ve mülkler getirilir. Sonra şöyle duyurulur.
Benim uğruma verilenler nerede? Bunun üzerine kuru birkaç dal, değersiz gümüş parçaları, paralar ve birkaç elbise getirilir. Allah nimetlerinin arasından kendisi için bu kadar değersiz şeylerin verilmiş olmasından dolayı kıskançlığa kapılarak sadakayı eline alır ve olabilecek en büyük hale gelinceye kadar Uhud Dağı gibi bereketlendirir. Böylece onu orada bulunanların gözlerine gösterir ve Allah'tan başkası için verilmiş olanları küçümseyerek değersiz bir mala çevirir. Müşahadesi böyle olan bir insanın verilen sadakayı küçümsemesi gerekir. Bu gibi hususların zikredilmesi uzun sürer. Bu bölümün başında alemi kendisine ayırdığımız dört sınıfın dahil olduğu hususlara yeterli ölçüde dikkatini çekmiş olduk.